Herkese merhaba, ben Ömer, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda Haziran ayında okuduğum kitaplardan, izlediğim filmlerden ve dizilerden bahsedeceğim. Bu ay Haziran ayında yani toplamda 7 tane kitap okudum, 11 tane film izledim, 4 tane de dizi bitirdim. Biraz verimli bir ay oldu benim için. Ama görece daha ince kitaplar okuduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. O zaman bu ay okuduğum kitaplarla hemen başlayalım. Bu ay dediğim gibi 7 tane kitap okudum ve bu kitaplardan 5 tanesine 7 puan verdim. 2 tanesine ise 8 puan verdim. O yüzden 7 puan verdiklerimden başlayalım. Can Yayınları'ndan yeni çıkan aslında Patrick Süskind'in Bir Çatışma isimli bu kısacık ve içi resimlendirilmiş öyküsünü okudum. Normalde 3,5 öykü kitabındaki öykülerden biriymiş bu Bir Çatışma. Peki Bir Çatışma'da ne anlatıyor Süskind? Şunu anlatıyor. Paris'te Lüksemburg bahçelerinde geçiyor ve çok yetkin, yaşlı, alanında uzman bir satranç ustası var. Ve karşısına hiç kimsenin tanımadığı genç amatör bir satranç oyuncusu oturuyor ve birlikte bir satranç turnuvası yapıyorlar, oynuyorlar. Ve başta herkesin yadırgadığı, izleyicilerin yadırgadığı bu kim dediği kişiyle o hali hazırda olgun, yaşlı satranç ustasının arasındaki gerilim gitgide yükseliyor ve bu öykü kitabında bunu anlatıyor. Bir çatışmaya dönüşüyor satranç oyunu. Ve Jean-Jacques Sempé çok güzel resimliyor. Hatta birkaç tane şöyle çizimlerini göstereyim. Şöyle Paris'ten bir köprü mesela. Daha kaotik resimlerinden göstereyim. Çok güzel resimler var gerçekten içinde. Şu şekilde gösterebilirim. Resimleri çok güzel. Bir oturuşta bir kahveyle bitebilen bir kitap. Dediğim gibi 7 puan verdim. Kokunun yazarı Süskind'in bir başka öykü kitabı bu da ve Candan yeni çıktı. Bu şekilde özetleyebilirim. Diğeri yine Candan. Roman yazmışlar ama novella diyebiliriz. Öykü roman arası. Kısa roman gibi bir şey. Ya da uzun öykü diyebileceğimiz tarzda. Beyaz Seçkin Selvi çevirisi. Philip Roth'un Meme isimli bu kitabı. Burada üniversitede edebiyat dersleri veren bir profesör, bir akademisyen var ve onun bir gün kasığında bir sağlık problemi görmesi ve bununla alakalı vücudunun gitgide değişmesiyle alakalı bir şey okuyoruz, bir hikaye okuyoruz ve hikaye kahramanımız, baş kahramanımız Franz Kafka'nın yarattığı Gregor Samsa gibi buradaki baş karakterimize bir memeye dönüşüyor. Ve hayalle gerçek arasında gelip giden bambaşka bir sürü öyküye, bambaşka hikayelerin kahramanlarına da atıf yapan ilginç, ilgi çekici bir kitap olmuş. Geçtiğimiz aylarda almıştım. Kitap alışverişine göstermiştim zaten bu kitabı. Sahile indiğimde okuma fırsatı buldum. Yine bir günde, bir oturuşta bitebilen bir kitaptı. Kafka'nın Gregor Samsa'sına yani Dönüşüm kitabına da bir saygı niteliğinde olabilir. Tabii sonu biraz daha farklı bitiyor. Bambaşka bir yere bağlanıyor. İlgimi çekti ve 7 puan verdim. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. Diğer okuduğum, bu arada Candan çok fazla kitap okumuşum. Onu fark ettim ama okuduktan sonra fark ettim. Diğer bir kitapsa Freud'un Savaş ve Ölüm Üzerine Çağdaş Düşünceler isimli bu kurgu dışı kitap. Burada Freud 1915 yılında böyle Birinci Dünya Savaşı patlak verdikten böyle bir 6-7 ay sonra Savaş ve Ölüm üzerine iki tane deneme kalem alıyor. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm savaş üzerine, ikinci bölüm ölüm üzerine. Savaşın insanları getirdiği o korkunç durumu anlatıyor. İkinci bölümde de insanların ölümle ilgili fikirlerinin zaman geçtikçe, çağlar geçtikçe, tek tanrılı dinler geldikçe, insanların inançları değiştikçe bir sürü şeye dayanarak yorumluyor. Bu şekilde can düşünce diye geçiyor. Deneme diyebiliriz ikisine de. Yaşama katlanmak istiyorsan ölüme hazırlan diye de bir cümlesi var içinde. Arka kapağı da yazmışlar onu. Bu da ince ama bir tık daha düşünce kitabı olduğu için ve bir tık daha kurgu dışı olduğu için daha yavaş akan bir kitap. Ama Freud'un diğer işte böyle Küçük Hans gibi, Totem ve Tabu gibi o tarz kitaplarına göre onlar biraz daha ders kitabı gibi, daha akademik kitap gibi. Bu biraz daha bir gazetede tefrika edilmiş bir deneme tadı veriyor size. O yüzden aslında bence daha çok totale hitap eden bir kitabı tavsiye ederim. Diğer kitap Necip Mahfuz'un Mumya'nın Uyanışı isimli. İçerisinde 5 tane öykünün barındırdığı bu kitap.
Bu da Can Yayınları'ndan, Can Modern. Şu şekilde de yana yazmışlar zaten antik Mısır hikayeleri. 1988 yılında Nobel Edebiyatı'na layık görülüyor Necip Mahfuz. Burada da aslında ülkesinin o kutsal ve o çok bilinen geçmişine dair bir sürü öykü yazmış. Bunlarla alakalı şeyler okuyorsunuz. Mısır'ın içerisinde bulunduğu o tarihi, sosyolojik ve coğrafyanın getirdiği şeylerle ilgili, orada hüküm sürmüş hükümdarlarla ilgili öyküler bulabilirsiniz. Öykülerin isimlerini de söyleyeyim. Kutsanan Kötülük, Firavun Userkaf'ın Affı, Mumya'nın Uyanışı, Sinohe'nin Dönüşü, Öteki Dünyadan Bir Ses. Toplamda da dediğim gibi ince bir kitap. 69 sayfa, bu şekilde bir öykü kitabı. Bu ay okuduğum ve 7 puan verdiğim son kitapsa Arnavut yazar İsmail Kadere'nin Piramit isimli bu kitabı. Bu da Ketebe'den çıktı. Bu kitap aynı zamanda Booker ödülü aldı. Kadere bu kitapla Booker ödülüne layık görüldü. Booker'da kitabın Oscar'ı gibi bir şey oluyor. Çünkü Nobel daha yazarın tüm yazdığı kitaplara yönelik ve edebiyata sunduğu şey ne gibi bir yerden verilirken Booker ise bir kitabın tamamen tek bir kitaba yönelik şekilde veriliyor ve bu kitapla dediğim gibi Arnavut yazar İsmail Kadere Booker ödülü alıyor. Aynı zamanda da Oscar için adı geçen, Oscar diyorum, Nobel için de adı geçen bir yazar. Peki Kadere burada ne anlatıyor? Aslında Arnavut bir yazar ama bir önceki kitaptan sonra anlatmak istedim bunu. Burada da Firavun'un kendine piramit yaptıracağına, yaptırmayacağına ve o piramidin kararının, yapılış kararının verilişinden olana kadar insanların doğması, ölmesi ve toplumun o Mısır'da, Kahire'de insanların yaşadığı şeylere ışık tutan bir kitap. Bölümlerden oluşuyor, bölüm bölüm gidiyor. Her bölüm piramidin bir sonraki aşamasıyla alakalı ama aynı zamanda dediğim gibi toplumda halk ne konuşuyor, halk piramitle ilgili ne düşünüyor, Firavun tarafında bunun bakış açısına ve sarayda bu nasıl yankılanıyor, dünyada nasıl yankılanıyor, bunu da izliyoruz, bunu da okuyoruz. Tabii ki klasik bu tarz bir durumda o dönemde yaşanan entrikalar, toplum ve sarayın birbiriyle çatışması vesaire bir sürü insanın o piramidin yapılışı esnasında ölüşü bir sürü şeye atıfta bulunan bir kitap. Buna da 7 puan verdim. Nobel'e aday gösterilmiş derken Türkiye'den Nobel'e aday gösterilen ama zamanında da hiç bir ödülü almayan, kabul etmeyen bir muhteşem yazar. Ve ilk kez ben Leyla Erbil okuyorum ve sanırım biraz geç kaldım Leyla Erbil okumak için. Bilmiyorum. Çok mutlu oldum Leyla Erbil'le tanıştığım için. Tuhaf Bir Kadın kitabıyla tanıştım Leyla Erbil'le. Leyla Erbil biçim olarak, edebiyat olarak kalıplara sığmayan bir kadın. Döneminin çok ilerisinde bir görüşe, cesarete sahip, kendi içinde bulunduğu dönem içerisindeki kadın yazarlardan hatta erkek yazarlardan bile çok farklı şeyleri sorgulayan hem edebi biçim olarak edebiyatta romana, öyküye dair, yazıya dair birçok şeye farklılık getiren hem de konu bakımından çok farklı, çok öncü, çok kendine has bir üslubu olan bir yazar. Herhalde Türkiye'nin en iyi kadın yazarlarından gelmiş geçmiş, en tepede olanlardan birisi kendisi. Burada da başlıktan anlayacağınız gibi Tuhaf Bir Kadın'ın öyküsünü anlatıyor aslında. Kitap 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm kız, ikinci bölüm baba, üçüncü bölüm anne, dördüncü bölüm kadın. Birinci ve dördüncü bölüm genelde kendi ağzından, o kadının ağzından okuyoruz. Diğerlerinde de daha çok bilinç akışı tekniği, böyle monologlar şeklinde ilerliyor. Ve dediğim gibi kendi biçimini yaratan bir kadın. Çok çok başarılı. Benim en çok beğendiğim bu dört bölümden ilk bölüm oldu. İlk bölümü etkilendim ve yaklaşık 60 sayfa falan hiç nefessiz okudum o 60 sayfayı bir oturuşta ve wow dedim. Sonrasında bir tık daha okuma zevkim düştü ama bu kitap kötü olduğu için değil. Birinci bölüm gerçekten muhteşem bir bölüm ve bu kitabı bitirmiyor Leyla Erbil. Bitmeyen bir roman bu. Sonunda da aslında neden bitmediğini anlıyorsunuz. Böyle bambaşka bir yerde kalıyor hikaye.
Okumadıysanız, tanışmadıysanız Leyla Erbil'i tavsiye ederim. Benden yakın zamanda külliyatına devam edip külliyatını tamamlamak istiyorum kendisinin. Bu ay okuduğum ve 8 puan verdiğim diğer bir kitap ise Japon Edebiyatı'ndan Taichi Yamada'nın Yabancılarla Yaz isimli bu kitabı. Itaki'nin Karanlık Kitap serisine ve çok kötü bir kapağı var bu arada. Bu kadar kötü bir kapağı hak etmediğini düşünüyorum bu kitabın. Çünkü gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Ben geçtiğimiz aylarda kitabın uyarlandığı filmi izledim. Başrollerinde Andrew Scott ve Paul Mescal oynuyor. All of Us Strangers isimli queer bir film. Ancak kitap queer bir hikayeye sahip değil. Ve aslında film gerçekten hani esinlendi, kitaba göre kurgulandı falan diye hep yazar ve bunu biliriz de gerçekten esinlenerek yazılmış. Ana hatlarıyla benzer ama geri kalanı tamamen değiştirilmiş filmde. Ben filme 9 puan vermiştim. Kitaba ise 8 puan verdim. Daha düşük bir puan vereceğimi düşünüyordum. Kapak biraz bende ön yargı yarattı ama gerçekten güzel bir kitap olmuş. Burada eşinden ayrılmış, tek başına hayatın içinde kaybolmuş, tek başına yaşayan, genellikle apartmanında ofislerin olduğu ve akşam mesai bittiğinde insanların evine gittiği ama onun orası evi olduğu için apartmanda bir başına kaldığı ve ıssız bir hayat yaşayan bir adamın hikayesini okuyoruz. Adam bir senarist, senaryo yazıyor. Bir gün yolda bir adam görüyor ve yıllar önce kaybettiği anne ve babası var. Trafik kazasına kaybediyor ve aradan yıllar geçiyor. Çocukken kaybediyor anne ve babasını. Babasını kaybettiği yaşındaki halini sokakta görüyor ve onu takip ediyor. Sonrasında bambaşka yerlere gidiyor mevzu. Hayal ve gerçeğin iç içe verildiği ve tüyler ürperten yerlerin de olduğu çok çok güzel bir kitap. Ben buna 8 puan verdim. Filmini de mutlaka izleyin. Filmi de bambaşka bir hikaye yaratmış geldiği noktayla. O şekilde hem kitabını okuyabilirsiniz hem de filmini izleyebilirsiniz. Haziran ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Şimdi de Haziran ayında izlediğim 11 tane filmden bahsedeceğim. Tabii ki düşük puandan yüksek puana doğru hızlı hızlı anlatacağım. Benim bu ay 4 puan verdiğim bir film var. Bu kısa bir film. Bitmiş Aşklar Müzesi isimli. Yönetmenliğini Murat Özbey'in yaptı. Başrollerinde Ahmet Rıfat Şungar ve Büşra Develi'nin oynadığı. Dediğim gibi kısa bir film. Bitmiş Aşklar Müzesi isimli bir müze var ve bitmiş aşklara ait bazı eşyalar burada sergileniyor. Çok benlik bir film değildi. Ama Mubi'de görünce izlemek istedim. Bir de ben Ahmet Rıfat Şungar'ı çok severim oyunculuğunu. O yüzden izlemek istedim. Ama dediğim gibi 4 puan verdim. Diğer izlediğim ve 5 puan verdiğim film ise Fransa ve Almanya ortak yapımı 1982 yapımı Querelle isimli film. Querelle Belçikalı bir denizci, yakışıklı bir denizci. Bu Belçikalı denizci ve bunun bir ortağı var. Uyuşturucu kaçakçısı bir ortağı. Ve Querelle bu kaçakçı ortağı öldürüyor. Ve akabinde bir genel eve gidiyor. Orada da birileriyle tanışıyor ve hayatına dair bir keşif yolculuğuna başlıyor. Fassbinder'ın aynı zamanda bu son filmi, queer bir film isminden de ayrılacağınız gibi. Karakterin ismi zaten Querelle. Çok beğenmedim. O yüzden 5 puan verdim. Diğer izlediğim film Türkiye sinemasından 2004 yapımı yönetmenliğini Ahmet Uluçay'ın yaptığı Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak isimli film. Bu film genellikle Türkiye sinemasına yapılmış en iyi filmler arasında mutlaka gösterilen bir film. İsmini çok duyduğum ama bu zamana kadar izlemenin nasip olmadığı bir filmdi benim için. Peki filmde ne anlatıyor? Film 60'lı yıllarda geçiyor. Bir kasabada iki tane küçük çocuk var. Bunlar arkadaş. Biri karpuzcunun çırağı oluyor. Diğeri de berberin çırağı oluyor. Ve bu iki arkadaşın aslında ortak bir tutkusu var. Bu da sinema. Köydeki bir ahırda film projeksiyon makinesi yaparak bir sinema kurmak istiyorlar. Ve onların bu küçük taşra hayatını izliyoruz. Onların o çocukken o isteğini, o arzusunu, yetişkinliğe adım atma çabalarını ve o hayata dair o sinema tutkusunu izliyoruz. Dediğim gibi Türkiye sinemasının en iyi filmleri arasında gösteriyor ama beni çok almadı. Tabii çok öznel bir şey kitaplar, filmler, diziler. Herkesin aynı bakış açısıyla, aynı puanlarla, aynı oranda sevmesi mümkün değil. Çok sevilen bu filme ben maalesef 5 puan verdim ve beklediğimi bulamadım.
Diğer izlediğim film Gürcistan sinemasından Başlangıç isimli 2020 yapımı film. Bu filme 6 puan verdim. Film bir kasabada geçiyor ve Yahova şahitlerini anlatıyor. Yahova şahitleri bir saldırıya uğruyor bir aşırılık grubu tarafından. Aynı zamanda bu Yahova şahitleri topluluğunun başındaki adamın eşi bir cinsel saldırıya uğruyor. Evlerine bir dedektif geliyor ama bu dedektif aslında gerçek bir dedektif değil. Vesaire. Buradan bir hikaye izliyoruz. Din konusunun, cinsel istismarın, bu tarz kasabalarda insanların birlikte oluşturduğu bu tarz din gruplarının ve tabii bir Gürcü atmosferinde izliyoruz bunu. Ben 6 puan verdim. Diğer 6 puan verdiğim film ise 2014 yapımı Türkiye sinemasından Fakat Muzeyyen Bu Derin Bir Tutku isimli film. İlhami Aygör'ün aynı adlı romanından uyarlanan film. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Sezin Akbaşoğulları oynuyor. Ben Sezin Akbaşoğulları'nın oyunculuğuna bayılırım. Bu zamana kadar da hep izlemek istediğim bir filmdi ama hiç denk gelmemiştim. Yine Mubi'de gördüm ve direkt açtım, izledim filmi. Çoğunuz izlemişsinizdir. Bir kısmınız da kitabını okumuşsunuzdur. Detaylı anlatmayayım ama kısaca söylemem gerekirse hayata ve ilişkilere dair ikilemde kalan insanlara odaklanan bir film. Diğer izlediğim film Fransa'dan 2022 yapımı çok yakın. Hatta İKSV'de İstanbul Film Festivali'nde ya da film ekiminde geçtiğimiz yıllarda gösterilmiş bir filmdi. Sen Ömer, yani Aziz Ömer diye çevirebiliriz sanırım. 7 puan verdim. Yönetmenliğini Alice Diop yapıyor. Alice Diop genelde belgeselleriyle tanınan bir yönetmen. Burada da ilk kurgu filmini izliyoruz aslında Alice Diop'un. Peki bu filmde ne anlatıyor? Senegalli bir anne çocuğunu öldürmekle suçlanıyor. Bu genel olarak mahkemede hukuki bir süreçle alakalı bir film aslında. Bu tarz filmleri seviyorsanız mutlaka açın izleyin derim. Bir de Paris'te yaşayan genç bir yazarımız var. Bu genç yazar bu mahkemeyi izlemek için Fransa'nın başka bir şehrine gidiyor ve bu Senegalli annenin çocuğunu öldürmesine dair olan mahkeme sürecini izliyor. Tabii burada aslında Yunan mitolojisiyle de iç içe geçen bazı konular veriliyor. Yunan mitolojisiyle alakalı o hukuki süreç o şekilde birbirine yediriliyor. Aynı zamanda da annenin kutsal mı, kutsal değil mi? Yani annenin kutsallığını sorgulayan da bir film. Diğer izlediğim film ise yine 7 puan verdiğim Fatih Akın'ın Elveda Berlin isimli filmi. Bu bir kitap uyarlaması ve 2016 yapımı bir film. Bir okulda tanışan iki genç çocuğun hikayesini, onların yol hikayesini izliyoruz. Halihazırda sınıfta bulunan ve anne babasının sorunlarından yılmış ve kaybolmuş, hayatta kaybolmuş anlamında kaybolmuş bir çocukla sınıfa sonradan gelen başka ülkeye ait, başka ülkene de doğmuş, o ülkeye gelmiş, ailesinin karanlık işler yürüttüğü bir çocuk. Bunlar tanışıyor ve dediğim gibi hayatta kaybolmuş, farklı noktalarda hayatı muzdarip ettiği bu çocuklar birinin babasının arabasını alması ve akabinde yola çıkmalarını anlatıyor. Bu çocuklar 14 yaşında ve onların yolda başlarına ne geldiğini, nelerle mücadele ettiklerini izliyoruz. Keyifli bir aslında aile filmi diyebilirim. Bir yol hikayesi diyebilirim. Kimi taraflardan duygusal, kimi taraflardan eğlenceli, kimi yerden de aslında çocuklardan yetişkinliğe bambaşka bir bakış açısı şeklinde özetleyebilirim. Diğer izlediğim film yine 7 puan verdiğim Sofia Coppola'nın 2003 yapımı Lost in Translation isimli filmi. Film Japonya'da geçiyor, Tokyo'da geçiyor. Başrollerinde Bill Murray ve Scarlett Johansson oynuyor. Scarlett'in çok genç olduğu dönemler. Bill Murray Tokyo'ya bir viski reklamında oynamak üzere gelen orta yaş krizi yaşayan orta yaşlı bir adam. Scarlett ise eşinin işi dolayısıyla onun yanına gelen yeni mezun, yeni üniversite mezunu bir kadın. Ve bunların arasında geçen bir romantik komedi izliyoruz aslında. Ama romantik komedi Sofia Coppola tarafından çekilince bambaşka bir hal alıyor. Halihazırda alışık olduğumuz bir tarz değil asla.
Filmin ana teması da yabancılaşma, bireylerin yaşadığı ikilemler, sosyal kopukluk şeklinde özetleyebilirim. Sofia Coppola aynı zamanda bu filmle Akademi'de yani Oscar'da en iyi orijinal senaryo dalında da ödülünü alıyor. Diğer izlediğim film yine 7 puan verdiğim Portekiz sinemasından Tabu isimli film. Film Lizbon'da başlıyor ve siyah beyaz bir film bu arada. Orta yaşlarında sağı solu belli olmayan bir kadın karakterimiz var. Onun göçmen bir hizmetçisi var. Aynı zamanda kapı karşı komşuları var. O da daha eğitimli, daha hayatın farkında olan bir kadın. Bu sağı solu belli olmayan kadının başına çeşitli şeyler geliyor ve hizmetçisi ve kapı karşı komşusu o kadının geçmişte Afrika'da yaşadığı aşk ve maceraya dair flashback görüntülerle hikayesini dinliyor. Biz de seyirci olarak dinliyoruz. Güzel bir filmdi. Tavsiye ederim. Diğer izlediğim ve yine 7 puan verdiğim film ise yine Türkiye sinemasından Can Kılcıoğlu'nun filmi. 2013 yapımı Karnaval. Başrollerinde Serdar Orçin ve Tülin Özen oynuyor. Serdar Orçin babasıyla bir iş yürüten, yetişkin olmasına rağmen çocuk kalan bir karakter. Ve bir gün tepesi atıyor, babasıyla kavga ediyor ve evden uzaklaşıyor, kovuluyor. Arabada yaşamaya başlıyor. Babasıyla birlikte yürüttüğü işi de babasının işinden de vazgeçiyor. Arabada yaşıyor. Annesi ona yemek getiriyor. Gazetede iş ilanları işaretleyip bunu ara, şunu ara, şuraya işe gir diyor ve annesinin göz bebeği, annesinin gözünde hala gerçekten bebek olan bir adam, yetişkinliğe adım atamayan ve çeşitli iş tecrübelerine gidiyor ve yapamıyor. Tıraşı bile sokakta oluyor, yani sakal tıraşı bile sokakta oluyor. Annesinin arabaya getirdiği yemeklerle besleniyor. O şekilde göçebe bir hayatı var. Bir gün halı yıkama makinesi markası olan Karnaval şirketine iş başvurusunda buluyor ve satış danışmanı oluyor. Çeşitli evlerden, günlerden, kalabalık ortamlardan randevular alarak oralara gidiyor ve halı yıkama makinesinin tanıtımını yapıyor. Ve bir gün bu işi yaparken gözü açılıyor ve hayata dair, kendine dair keşiflerde bulunuyor. Tavsiye ederim. Güzel bir film. Bu ay izlediğim son film, 9 puan verdim. Bir Fatih Akın filmi, 2007 yapımı, Yaşamın Kıyısında isimli film. Gerçekten bayıldım bu filme. Ben Fatih Akın filmlerini zaten çok seviyorum. Gerçekten bu filme de bayıldım. Duvara Karşı filmi kadar beğendiğim bir filmi oldu. Peki bu filmde kimler oynuyor? Tuncel Kurtiz oynuyor, Nurgül Yeşilçay oynuyor. Film Bremen, İstanbul ve Trabzon üçgeninde geçiyor. Ve filmde aslında 4 ana karakterimiz var. Biri yalnızlığından bıkmış, yalnız kalan bir yaşlı adam. Diğeri bir seks işçisi. Diğeri Türkiye'deki siyasi aktiviteler yüzünden başı derde giren ve Almanya'ya kaçan bir kadın. Diğeri ise genç Almanca dili ve edebiyatı profesörü. Bunlar birbirinden çok alakasız yaşta, grupta, meslekte insanlar gibi gözükse de filmde bir ortak noktaları oluyor ve bunların hayatları birbirine giriyor ve grift haline alıyor. Çok çok beğendim. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu ay izlediğim dizilere geçersek 4 tane dizi izledim. Bunları da en sevdiğimle başlamak istiyorum dizilere. Haziran ayında izlediğim ilk dizi ve 9 puan verdiğim o dizi I May Destroy You isimli dizi. Michelle Coel'in yazıp yönettiği de sanırım dizi. Bir HBO dizisi. Zaten HBO dizisi çok çok kaliteli demek bence. Yani o HBO girişli, imzalı dizileri gördüğümüz zaman kötü bir şey çıkma olasılığı çok çok düşük Netflix'in aksine. Peki burada Michelle Coel ne anlatıyor? Aslında dizi her bölüm katman katman daha çok açılıyor ve hikayenin içine daha çok giriyoruz her yeni bölümde. Çünkü hikayenin ana konusuna daha çok hakim oluyoruz seyirci olarak. Ve aslında baş kahramanımızla da aynı anda öğreniyoruz birçok şeyi. Başrolümüzdeki kadın Arabella. Arabella Londra'da yaşayan siyahi bir kadın. Aynı zamanda bir kitap yazmış, bir yazar.
ve ikinci kitabını yazıyor. Yayın evi tarafından ikinci kitabının bir an evvel teslim edilmesi isteniyor. Tam teslim edeceği günden bir gece önce overdose oluyor ve başına bir sürü şey geliyor. Ve parçaları birleştirerek zamanla bir cinsel saldırıya mı uğradı? Ve bu nasıl oldu? Kim yaptı? Bu parçaları her bölüm baş kahramanımız öğrendikçe ve çözdükçe bulmacayı biz de onunla birlikte öğreniyoruz. Dediğim gibi daha çok katman katman hikayenin içine giriyoruz. Irkçılığa dair, cinsel istismara dair, cinsel saldırıya dair çok çok başarılı bir dizi. Ben çok beğendim ve dediğim gibi 9 puan verdim. Rıza kavramına da çok güzel atıf yapan bir dizi olmuş. Diğer izlediğim film yine HBO dizisi ama I May Destroy You kadar beni etkilemeyen Scenes from a Marriage isimli dizi. Açıkçası oyuncuları Jessica Chastain ve Oscar Isaac olunca ve HBO dizisi olunca ben bu diziye bayılacağımı düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Dizi 5 bölümden oluşuyor ve bir evli çifte odaklanıyor. Bu evli çiftin her yeni bölümde evliliğinin nasıl çatırdadığına, geçmişte neler yaşadıklarına, çocuklarına, ebeveyn olmaya, aralarındaki din farklılığına, erkek karakterimizin bir akademisyen olup genelde evden çalışmasına, kadın karakterimizin ise beyaz yakalı üst düzey bir yönetici olup iş seyahatlerinden dönememesi, şirkette çalıştığı zaman eve gece yarılarında gelmesi, ev işlerinin adam tarafından yönetilmesi, kadının çocuğuyla ilgilenememesi, adamın sadece çocukla ilgilenmesi vesaire gibi birçok aslında ismi gibi Scenes from a Marriage. Yani evlilikten sahnelere, evlilikten konulara parça parça hakim olduğumuz bir dizi. 6 puan verdim. Kötü bir dizi değil ama beklediğimi bulamadım. Beklentim çok yüksekti. Diğer izlediğim 6 puan verdiğim dizi ise Türkiye'den bir dizi. Blue TV'ye yapılan Prens isimli dizi. Sosyal medyada artık bu kadar çok konuşulunca ve aslında o etkisinin de bir tık yitirildiğini görünce izlemek istedim. Giray Altınok'un kaleminden çıkan, aslında çok başarılı da bulduğum bir dizi. Hayali bir ortaçağ kralı, Bongomya Krallığı'nda geçiyor. Sevdiğim oyuncular var. Serdar Orçin mesela oynuyor. Yeni keşfettiğim oyuncular var. Onları da çok beğendim. Orta çağda geçmesine rağmen günümüze çok güzel atıfları olan, popüler kültüre atıfları olan eğlenceli bir dizi. Güzel esprileri var, güldürüyor, kimi zaman düşündürüyor. Ama WoW, hayatımın dizisi, işte 8-9-10 puan vereceğim, işte Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi dizi gibi bir noktası olmadığı için 6 puan verdim. Keyifli, yemek yerken, otururken izlenebilir ama böyle arkadaşlarıma ve mutlaka o Prens'i izleyin, işte şöyle olur, böyle olur. Hani birine tavsiye edeceğim düzeyde bir dizi değil. Bu şekilde söyleyebilirim. Son izlediğim dizi ise aslında bir belgesel dizi niteliğinde. Netflix'in bir serisi. Ashley Madison isimli belgesel. Ashley Madison bir dating app'miş. Ben de bu vesileyle öğrendim. Aslında evlilere yönelik bir dating app. Zamanında Amerika'da kurulan bir uygulama. Evli insanların hayatlarının işte çeşitli sloganlarla, işte hayatınızdan sıkıldınız mı, rutinlerden sıkıldınız mı, o zaman işte biriyle buluşun gibisinden sloganları olan ve insanları aslında evli insanlara yönelik geliştirmiş bir uygulama. Ve bu uygulamanın bir gün hacklenmesi ve kullanıcıların bütün bilgilerinin ortalığa saçılması ve birçok ailenin ve bir şirketin geldiği durumu görüyoruz. Ve gerçek bu uygulamayı kullanan zamanında ve ailesinin çatırdadığı insanlarla da ve şirket yöneticileriyle de yapılan röportajlardan da oluşuyor. Reality böyle canlandırmalar falan da var. İlginç bir dizi olmuş. Buna da 5 ya da 6 puan vermiştim. Boş bir zamanınızda açıp izleyebilirsiniz. Benim Haziran ayında okuduğum kitaplar, izlediğim filmler ve diziler bu şekildeydi. Siz neler okudunuz, siz neler izlediniz? Yorumlarda buluşalım. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.